Çeyizhanem YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel portakal soslu bir muhallebi yapacağız. İki renkli. İlk önce beyaz muhallebimizi yani normal muhallebimizi yapmak için şöyle 1 litre kadar sütüm var. 1 su bardağı şekerim var. Şekerli vanilim var. 2 şöyle yemek kaşığı kadar nişastam, 1,5 yemek kaşığı kadar unum var. Bu beyaz muhallebisinin malzemeleri. Üzerinin sosu için malzemelerini sayalım. Portakal soslu muhallebimizin üzeri için yani sosu için şöyle 1 su bardağı sıkılmış portakal suyum var. Yanına 1 bardak da sade su ekliyoruz. 1 çay bardağı kadar şekerim var. 1 yemek kaşığı kadar nişastam var. Şimdi ilk önce beyaz muhallebimizi pişiriyorum. Muhallebimizi yapmak için öncelikle tenceremin içerisine şöyle 2 yemek kaşığı kadar nişastamı ilave ediyorum. Daha sonra 1,5 yemek kaşığı olan unumu ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. İçerisine 1 bardak şekerimi ilave ediyorum. Onu da güzelce karıştırıyorum. Topaklanmaması için ilk önce kuruları şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Sütüm ilave edeceğim. Muhallebimizin kuru malzemelerini ilave ettim. Şöyle güzelce karıştırdım topaklanmasın diye. Şimdi içerisine 1 litre sütümü yavaş yavaş ilave ediyorum. İlk önce şöyle güzelce karıştırıyorum ki topaklanmayı önlemiş olalım. Şöyle malzememizi güzelce karıştırıyorum. Sütümü de yavaş yavaş ilave edip muhallebimizin topaklanmasını önlemek için sürekli karıştırıyorum. Muhallebimizin bütün malzemesini karıştırdım. Şimdi pişirmek üzere ocağımıza alıyorum. Muhallebimi ocağıma aldım. Topaklanmasın diye böyle sürekli kaynayıp göz göz olana kadar karıştırıyorum. Şimdi bir paket vanilimi de ekliyorum. Şöyle kaynayana kadar muhallebimizi karıştırıyorum. Muhallebimiz karıştıra karıştıra kıvamını aldı. Şimdi göz göz olunca güzelce pişirip kaselerimize alacağız. Gördüğünüz gibi muhallebimiz koyulaştı. Göz göz olmaya başladı. Şöyle tekrar göstereyim. Biraz daha pişirip istediğimiz kıvama gelince altını kapatıp kaselerimizi alacağız. Muhallebimizi pişirdik. Şimdi üzerinin portakal sosunu yapıyorum. Tenceremiz soğukken şöyle 1 çay bardağı kadar şekerimi ilave ediyorum. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı nişastamı ilave edip güzelce kuru malzemeleri karıştırıyorum. Topak topak olmasın diye. Daha sonra içerisine portakal suyumu ilave ediyorum. 1 su bardağı sıkmış olduğum portakal suyumu tencereme alıyorum. Daha sonra üzerine yeteri kadar suyumu ilave ediyorum. Şöyle 5-6 kaşık kadar suyu ilave etmiyorum. Koyuluğuna göre ilave edeceğim. Şimdi sosumu pişirmeye başlıyorum. Portakal sosumu yavaş yavaş karıştırarak onu da pişirip muhallebimizin üzerine ilave edeceğim. Şimdi pişmesini bekliyorum. Portakal sosum da pişti. Kaynamaya başladı. Şöyle gördüğünüz gibi kıvam almaya başladı. Biraz koyulaşınca altını kapatıp kaselerimin üzerine ilave edeceğim. Evet arkadaşlar, muhallebimiz hazır. Şimdi kaselerimi alıyorum. Yavaş yavaş muhallebimi kaseme ilave ediyorum. Hepsini eşit ölçüde koyuyorum ki aynı şekilde olsun diye. Şöyle birer kepçe yeterli geliyor. Şimdi üzerlerine portakal sosumuzu ilave edeceğim.
Şimdi muhallebilerimizin üzerine pişirmiş olduğum limon sosu, portakal sosumu döküyorum. Şöyle. Portakal sosumu yavaş yavaş şöyle kasemin üzerine ilave ediyorum. Üzerine kapatacak şekilde koyuyoruz ki iki renkli olsun diye. Yavaş yavaş ilave ettim. Diğerlerine de soslarımı döküp geliyorum. Portakal sosu muhallebimizi yaptık. En az dolapta 2-3 saat dinlendirdikten sonra yiyebiliriz arkadaşlar. 2-3 saat dinlendirmeden zaten lezzeti ve tadı olmaz. Daha sonra çıkarttıktan sonra 2 saat sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer zil sesini açarsanız göndermiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Herkese kolay gelsin. Yeni videolarımda görüşmek üzere.